Öncelikle ekranlara başında bizleri izleyen hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Ve bugün bizle birlikte bu heyecanı paylaşan, bizimle birlikte olan basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Az önce program başlamadan önce program girişinde çok yoğun hummalı bir koşuşturmanın sonucunda bir canlı yayın. Bizler bu programları ekranlar başında izlerken bize sadece görünen yüzü görünüyor ve belki de çok cazip geliyor. Ama asıl bu programları hazırlayan altyapı ekibi, sistemi, heyecanı çok yoğun bir koşuşturmanın sonucunda bu noktaya geliyor. Evet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla biz bir araya geldik kardeşlerimizle. Orada da özellikle ifade ettim. Biz sizlerle birlikte ya bir olaya, bir soruna, bir programa ya sizlerle birlikte gidiyoruz. Ya biz sizden az önce gidiyoruz ya da siz bizden az önce gitmiş oluyorsunuz ve hep birlikte bizle birlikte oluyorsunuz. Bugün farklı bir uygulama yapacağız. İnşallah 2015 yılı, daha doğrusu 30 Mart'tan sonraki Yeşilyurt Belediyesi'nin değerlendirmesini ekip arkadaşlarımla birlikte, takım arkadaşlarımla birlikte yapmış olacağız. Birinci bölümünde biz hızlıca özetleyerek yaptıklarımızı inşallah anlatacağız. İkinci bölümde de tekrar sizlerin sorularınızla programımız devam edecek. Çalışmalarımızda temel prensibimiz elif gibi dik, vav gibi mütevazi olmaktır. Bu Yeşilyurt Belediyesi olarak bizim hedef ve şiarımızdır. İşimizi yaparken dosdoğru, kitap gibi düzgün, kurallarına göre, kuralların olduğu bir inşallah ilçe olacak ve işimizde elif gibi olacağız. Ama bu işimizi yaparken de milletimize karşı, hemşehrilerimize karşı vav gibi mütevazi olacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın eşit hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimizle ilçe genelinde yatırımlarımızı icra ederken bir yandan da mahallelerimizdeki sorunlara çözüm sunmak için çalışıyoruz. 7/24 hizmet anlayışıyla çalışmaktayız. Birçok projede vatandaşlarımızın fikrini alarak katılımcı yönetim anlayışını ön planda tutuyoruz. Her hafta Cuma günleri Halk Günü uygulaması vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde çözüm üretiyoruz. Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, kanaat önderleri, kamu yöneticileri, siyasetçiler hep birlikte istişareye önem vererek yönetişimi ortaya koyuyoruz. Yeşil Masa hizmetleriyle çağrı merkezimiz mesai saatleri içerisinde 444 8 9 10 numaralı telefonla da belediyemize ulaşarak 7/24 hizmetimizi devam ettiriyoruz. Yol ve kaldırım çalışmalarımız çerçevesinde bu 21 aylık süre içerisinde 115.212 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Yine 129.658 ton konkesör malzeme serimi, 19.000 kilometre sati kaplama, asfalt yapımıyla ilgili, yol yapımımızla ilgili bizim şu an bir tane finişerle asfalt serimi yaptığımız ekibimiz, 3 tane de tamir ve parça yerlerinin yapımıyla ilgili toplam 4 ekibimiz var. Yine bir de sati kaplama ekibimiz var. Kurulduğumuz ilk günden beri çok hızlı bir şekilde yapılanmamızı tamamladık. Büyük şehrimizin tecrübesini de yeşil yurdumuzun tecrübesi kabul ettik
ve büyük şehrimizin geldiği noktada biz en üst derecede büyük şehrimizden nasıl istifade edebiliriz çalışmalarını ortaya koyarak ilk süreçki çalışmalarda elbette ki büyük şehrimizin büyük destekleriyle çalışmaları ortaya koyduk. Ama çok kısa bir sürede kendi ekibimizi, sistemimizi kurarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle satı kaplamayla ilgili 2016 yılında ciddi bir farkı ortaya koyacağız. Yine 203 bin metrekare kilit taşı döşemesi gerçekleştirdik. Bunların bir kısmı kaldırım şeklinde, bir kısmı da kırsal mahalle dediğimiz, geçmişte köy olarak ifade ettiğimiz Kadir Uşağı gibi, Kuyulu gibi yaklaşık 10 tane köyümüzün mahalle içi kilit taşı döşemesini gerçekleştirdik. 32 bin metrekare doğal taş ve kaldırım, 6500 metreküp perde duvar yapımı, 17.778 metreküp taş duvar. Geldiğimiz ilk günden beri bütün muhtarlarımıza şunu ifade ettik. Mahallelerimizde metruk ev varsa bu metruk evleri mutlaka yıkmalıyız. Çünkü metruk evler sadece mahallemizin görüntüsünü bozmakla kalmıyor. Aynı zamanda suç merkezleri haline de dönüşüyor. Ve bu evlerin tabii yıkımı, enkazların kaldırılması bir süreç. Bu 21 aylık süreç içerisinde 72 tane evimizin enkazını kaldırdık. Bir kısmını rızayla kaldırdık, bir kısmını da enkaz bedeli ödeyerek kaldırdık. Toplamda 383 bin TL'de enkaz bedeli ödedik. 38.710 ton bu 72 metruk evin yıkımından harfiyat kaldırdık. 16.446 metrekare yeni imar yolu açılışını gerçekleştirdik. Bu bitmiş yollarımız anlamında ama halen yolu açtığımız, altyapısı devam eden ama asfaltlanmamış yollarımız da devam etmekte. Malatya'nın yeni cazibe merkezi inşallah önümüzdeki yıl içerisinde, geçen yıl Bostanbaşı'ndaki kanalımızın çalışmalarını yaptık. Bu sene büyük şehrimiz yol ve kaldırım çalışmasını, biz de peyzajla ilgili ikinci etabını yaparak yaz sonuna ulaşmadan inşallah Bostanbaşı caddemiz ayrı bir prestij caddemize dönüşecek. 2015 yılı içerisinde toplam 24 milyon tutarında 30 projenin temelini attık. Ve o zaman da söylediğim gibi temel atmak mesele değil, yaptığımız işlerin açılışını yapmamız en önemli olan. Açılışını yaptıktan sonra da hemşehrilerimizin hizmetine sunmamız ve hizmetin devamlılığı vazifemiz. 11 tane bu 24 milyon tutarındaki yatırımımız, 11 adet muhtar evi, 5 adet gençlik merkezi, Bostanbaşı kanalımız, 5 tane büyük park yapımı, Takva Park, yine Bostanbaşı'nın girişindeki Recai Kutan Parkımız, Fahri Kayahan'da Hilal Parkımızın 3 tanesi, bu 5 parkı içeriyor. Gün Görmüşler Konağı, 3 adet TOKİ'deki mahallenin sosyal dokusuna hizmet edecek TOKİ Market şeklinde isimlendirdiğimiz faaliyetimiz, Aşevimiz, muhtelif mahallelerde park tadilatımız ve Yeşil Konağa dönen, geçmişte belediye hizmet binası olarak kullandığımız 5 tane Yeşil Konağın restorasyonu. Bu 30 projenin temelini attık ve inşallah önümüzdeki bu bahar ayları içerisinde de bunların bir kısmını bitirdik ama diğer bir kısmını da bitirip açılışını gerçekleştireceğiz. Geldiğimiz ilk günde çok acil bir şekilde yakınca mahallemizde Kadın Yaşam ve Spor Merkezi ve ihalesi bitmişti. Taziye evi şeklinde planlanmıştı. Ama biz projeyi değiştirerek burayı Kadın Yaşam ve Spor Merkezi'ne dönüştürdük. Sayın Bakanımızın Lütfi Elvan'ın katılımıyla da açılışını gerçekleştirdik. 2015 yılında burası gerek o bölgedeki
bayanlarımız, gerekse de Malatya'nın diğer bölgelerindeki bayanlar spor olarak, fitness çalışmaları olarak, programlar olarak burada hizmet vermekteyiz. Gedik'teki cezaevinin inşallah devri gerçekleşti. Önce Adalet Bakanlığı'ndan devrini aldık. Daha sonra da hazineden devrini aldık. İnşallah orayı kültür evine dönüştürüyoruz. Yine sadece cezaevinin kültür evi olması değil, Gedik bölgemizin bütününün çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Orada inşallah şelalelerin olduğu, pergülenin olduğu, restorantın olduğu, kültür evinin olduğu, şehitlik yanıtının olduğu bir ayrı cazibe merkezi haline gelecek. Onu da inşallah 6. ay gibi açılışını yapacağız. Bu projemiz 24 milyonluk 30 proje içerisinde değildi. Bu projeyi daha sonra yaptık. Bu projeyi de erken çalışmamızdan dolayı, gününden önce faaliyetleri vermemizden dolayı DAP desteğiyle yapıyoruz. Proje 7,5 milyona mal olacak ama 5 milyon 918 bin lirasını DAP idaremiz desteklemiş olacak. 30 proje kapsamında toplu temel atma, 11 tane muhtar evimiz var. Muhtar evimizi zaten mahalle içerisinde de görüyorsunuz. Selçuklu mimarisini andıran, mahallenin sosyal dokusuna hizmet edecek şekilde tasarladık. Muhtarımıza bir özel oda, yine mahallenin toplantı yapacağı bir yer haline getirdik. 11 tane muhtar evi. Metruk binalar, 72 tane metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Yine Fahri Kayağan bölgemizde başlamak üzere, bir yandan büyük şehrimiz, bir yandan Yeşilyurt Belediyesi olarak bisiklet yolu çalışmasını, yollarını gerçekleştirdik. Ama bu bir uzun süreçte devam edecek. İnşallah bisiklet yollarımız gerek bölgenin gerek Türkiye'nin diğer ilçeleri açısından gelip incelenecek bir modern tarzda olacak. Türkiye'de geri dönüşümle ilgili ciddi bir belediyelerimizin gayreti var. Ama biz geri dönüşüm evlerini bir bütün proje haline getirdik. Evden başlamak üzere son noktada ihtiyaç sahibine ulaşana kadar bir bütün proje haline getirdik. Bu geri dönüşüm evlerinden hem şehirlerimizin kullanmadığı, kendisine büyük gelen, belki beğenmediği, küçük gelen eşyalarını, kitaplarını, oyuncaklarını buluşturuyoruz. 33 noktada geri dönüşüm evlerimiz var. Özellikle kıyafetlerle ilgili bunların kuru temizleme atölyesinde temizlendikten sonra bizim 1400'e yakın aileye günlük ekmek desteğimiz var. Bu 1400 ailemiz için kendileri beğenecekleri bir şekilde bunların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yine 33 geri dönüşüm evi içerisinde 2 tanesi de mobil geri dönüşüm evi. Camilerimiz her yönüyle örnek çerçevesinde camiler arası atık pil yarışması gerçekleştirdik. Ve bu yarışa giren bütün camilerimize temizlik malzemesi desteği verdik. Bir yapının gücü, bir şirketin gücü, bir belediyenin gücü, bir kurumun gücü araç parkıyla direkt bağlantılıdır. Geldiğimiz ilk günden beri de araç parkımızı güçlendireceğiz dedik. Önce bilgi olarak söylüyorum, bir grader aldık. Fen işlerindeki arkadaşlarımız, park bahçelerindeki arkadaşlarımız dediler ki bu bir grader işimizi görmüyor, ikinci bir grader daha istediler. Sadece bilgi olsun diye söylüyorum. İkinci grader aldık, yine işimiz görülmüyor dediler. Üçüncü graderimizi de aldık. Bugün Yeşilyurt Belediyesi'nin 3 adet grader, asfalt distribütörümüz, bekoloderimiz, eskovaterimiz, kendi mülkiyetimiz, temizlik araçlarımızın hepsi de yine Yeşilyurt Belediyesi'nin. Ya Yeşilyurt inşaatımıza ait ya da direkt Yeşilyurt Belediye'mize ait. Toplam 64 tane temizlik aracımız var. Bunlar da bütüne baktığımız zaman bu 21 ayda satın aldığımız araç, 132 araç parkımıza kattık. Toplam maliyet bedeli olarak da 13 milyon 834 bin 846 lira.
Temel eğitim olmayan hiçbir hizmetin sürekliliği olmaz. 2016 yılı bizim için kalite yılı. Bu çerçevede de iletişim fakültemizle birlikte ortak eğitim programı oluşturduk. Bu programımız başladı ama geldiğimiz ilk günden beri de hizmet içi eğitimle ilgili hiç ara vermiyoruz. Çünkü bilgi en önemli hazinemizdir ve asıl kaybetmemizin, tarihte de kaybetmemizin temeli bilgi konusundaki yenilmemizdir. İnşallah bu çerçevede de eğitimle ilgili hiç aksatmadan devam ediyoruz. Çalışanlarımızın ve hemşehrilerimizin güvenliğiyle ilgili de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik. Toplum yararına çalışma programı çerçevesinde şu an hali hazırda Yeşilyurt Belediyesi'nde iki proje çerçevesinde 170 tane kardeşimiz hizmet vermekte. Bu hükümetimizin bir desteği. Biz de hükümetimizin bu desteğini en üst boyutta nasıl faydalanabiliriz şeklinde çalıştık, proje yaptık ve inşallah Haziran ayı sonuna kadar da 170 tane kardeşimiz Yeşilyurt'ta hemşehrilerimize bizlerle beraber hizmete devam etmekte. Kentsel dönüşüm önemli bir Malatya'mız için projelerden. Bu konuda da gerek Battalgazi Belediye'mizin, gerek Büyükşehir Belediye'mizin, gerekse Yeşilyurt Belediyesi olarak bizlerin çalışmaları var. Biz kentsel dönüşüme ilk afet evleri dediğimiz Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nden başladık. Yaklaşık 6-7 aylık bir süreç içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. 2015 yılı içerisinde fizibilite çalışmalarını sonuçlandırdıktan sonra, saha analizlerini bitirdikten sonra yine vaziyet planı ile ilgili, oradaki yapı ile ilgili çalışmayı bitirdikten sonra TOKİ ile ön protokolü imzaladık. Asıl protokolü imzalayarak TOKİ vasıtasıyla inşallah bu bölgemizi yeni yüzüne kavuşturmuş olacağız. Toplam 34,5 hektarlık bir alan. Belediye binalarımızı, belde belediye ve Çırmıklı Merkez Belediye binamız, Yeşilyurt Belediyesi 7 belediyenin birleşmesinden oluşmakta. Bu 7 belediyeden Bostanbaşı Belediye'mizin binası çok merkezi değil. Yakınca'nın belediye hizmet binasını da Yeşilyurt Belediye hizmet binalarından biri olarak değerlendiriyoruz. Diğer 5 belediye hizmet binamızı, yani Topsöy, Dilek, Şahnağan, Çırmıklı İlçe Belediyesi ve Gündüz Bey. Bu 5 belediyemizi şu an Yeşilyurt'ta hemşehrilerimize, özellikle çocuklarımız ve kadınlarımız için sosyal hizmet olarak çalışmalara devam ediyoruz. Bu konuda halk eğitim merkeziyle de aktif bir şekilde çalışıyoruz. Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak hep şunu iddia ettik. Sadece biz Yeşilyurt Belediyesi olarak bu şehre hizmet veremeyiz. Bu şehrin bütün taraflarıyla birlikte şehrimizi ancak büyütebiliriz. Burada kamu kurumları evet çok önemli, sivil toplum çok önemli, medyamız çok önemli. Çünkü 300 binlik Yeşilyurt hepimizin ortak evimiz ve bu ortak evimize hep birlikte sahiplenmek zorundayız. Hep birlikte bu şehrin Türkiye'de örnek bir ilçe olabilmesi için eğer bu birlikteliği ortaya koyamazsak çalışmalarımız akim kalacaktır. Bu çerçevede de halkımızla, halk eğitimle, milli eğitimle, ilçe milli eğitim, il milli eğitim, camilerimizle, imamlarımızla hep birlikte ortak projeleri sürekli gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli ortak projeleri gerçekleştiriyoruz. Zaten Malatya'mız bir huzur şehridir ve Anadolu'ya örnek bir şehirdir. Yeşilyurt'umuz da bu anlamda Anadolu'nun örnek mini bir ilçesidir. İnşallah bu örnekliğimizi de her zaman ortaya koyacağız. Yeşil konaklarımızdaki tabi 7'den 70'e bütün mahalle sakinlerimize yeşil konak olarak hizmet verdiğini de görüyoruz. Yine edebiyatımızın çok büyük abidelerinden Üstad Sezai Karakoç sempozyumunu gerçekleştirdik. 35 sunum gerçekleştirdi. Türkiye çapından gelen akademisyenler, gazeteciler, yazarlar tarafından. Yeşilyurt Festivalimiz, Kiraz Festivalimiz
her yıl daha artarak, daha büyüyerek devam ediyor. Bundan sonra da inşallah gelenekselleşmiş olan bu festivalimizi devam ettireceğiz. İkinci sokak oyunları ve uçurtma şenliğini gerçekleştirdik. İlkini 2014 yılında, ikincisini de 2015 yılında gerçekleştirdik. Gözün Aydın ziyareti çerçevesinde Yeşil Yurdumuzda doğan her aileyi, her çocuğu Yeşilyurt Belediyesi olarak arkadaşlarımız, ki bunların bir kısmına ben de katılıyorum. Birincisine katıldım, binincisine katıldım, 2015'incisine katıldım. 3000. çocuğumuza gittim. Her doğan çocuğumuza Yeşilyurt Belediyesi olarak iki tane kardeşimiz kapılarını tık tık vuruyor. Yeşilyurt Belediyesi'nden geldiğini ifade ediyorlar. Çam sakızı, çoban armağanı, bir ufacık hediyelerini veriyorlar. Ve onlara Yeşilyurt Belediyesi olarak hazırladığımız çocuk eğitimiyle ilgili kitapçığı yeni anne ve babalara teslim etmiş oluyoruz. Yine Yeşilyurt Gurbet Değil projemiz yılında başladı. Yeşil Yurdumuza taşınan her aile ziyaret edilerek onlara yine çam sakızı, çoban armağanı, bir kahve takımı, bir kahveyle hoş geldiniz demekteyiz. 11 ayın sultanı Yeşil Yurdumuzda dolu dolu geçti. İftar çadırlarımız, 11 mahallede meydan iftarı düzenledik. Bütün mahalleli hemşehrilerimizle beraber birlikte iftar ettik. Yine bu süreçte bizim geleneksel oyunlarımızı sergiledik. Hacivat Karagöz oyunlarını sergiledik. Meddah sunumu gerçekleştirdik. Devlet Hastanesi önümüzde de 30 gün, önünde de 30 gün İftar çadırı oradaki hasta ve hasta yakınlarına hizmet verdi. Pedallar Sarıkamış için çevrildi. Evet, Yeşilyurt Belediye'mizin önünde bisiklet sporu yapan kardeşlerimiz hareket etti ve 1930 rakımlı Kubbe Dağı'na gittiler ve orada al bayrağımızı dalgalandırdılar. Şehitler için şehitler programı düzenledik açık hava tiyatro sahnemizde. Ah Halepçe konulu, Irak'ın Halepçe şehrindeki Halepçe şehrimizle kardeş şehir protokolü imzaladık. Halepçe ile birlikte 5 tane de Melik Gazi ve doğudan ilçelerimizle kardeş şehir gerçekleştirdik. Yine Yeşilyurt Kitap Yurdu projesi çerçevesinde kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle yazarları Yeşilyurt'ta öğrencilerimizle buluşturuyoruz. 36 yazarımız öğrencilerimizle ve hemşehrilerimizle buluşuyor. Toplamda 113 okulda ve halka açık 13 konferans gerçekleştiriyoruz. Mehmet Akif'i anma ve anlama programı yaptık. Necip Fazıl anlama programı yaptık. Ile ilgili program gerçekleştirdik. Evet, öğrencilerimize farklı bir zevk tattırdık ve halen de devam ediyoruz. Şöyle farklı bir çadırın içerisine giriyorlar ve bu çadırın içerisinde gezegenimizi tanıyorlar. Bir yandan oyun oluyor çocuklarımız için ama bir yandan da eğitim gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız okulları gezerek, eğer kışın konferans salonları mümkün olan okullara, yazında açık havada, meydanda küçük çocuklarımıza çevremizi, gezegenimizi tanıtmış oluyoruz. Satranç şenliği yapıp ana sınıfındaki bütün çocuklarımıza satranç geçen yılda dağıttık, bu yılda dağıttık, bundan sonra da dağıtacağız. Ama aynı zamanda satranç turnuvası, bizim Yeşilyurt sınırları içerisindeki okullarımızın katıldığı satranç turnuvası gerçekleştiriyoruz. Aşure ikramı, evet, Muharrem ayında çok yaygın bir şekilde aşure ikramı gerçekleştirdik. Yeşiltam'dan Yeşilyurt'a isimli Malatya'mıza film festivaline gelen sanatçılarımız adına hatıra ormanı diktik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Vehbi Vakkasoğlu hocamız Hazreti Mevlana ile ilgili bir sunum yapmış oldu.
yine Filistinli aktivist Doktor El Hindi'yi Yeşil Yurdumuzda misafir ettik. Öğretmenlerimizi sürekli öğretmenlerimiz baş tacı. Bu anlamıyla da öğretmenlerimizi her öğretmenler gününde ziyaret ediyoruz. Bu sene farklı bir uygulama yaptık. Yeşilyurt'taki bütün öğretmenlerimiz adına kupa yaptık. Ve bu bardaklarını öğretmenlerimize hediye ettik. Öğretmenler günü hediyesi olarak. Suriyeli, yeşil konaklarda Suriyeli çocuklarımıza özel bir sınıf oluşturduk. Bunların eğitimleriyle ilgili. Doğanşehir, Akçadağ, Darende ve Yeşilyurt merkezimizde dua ve şiir gecesi. Şair ve yazar Talha Bora Öge'yi Malatya'mızda misafir ettik. Şeb-i Aruz coşkusu tasavvuf musikisi dinletisiyle hemşehrilerimize ayrı bir gece yaşattık. Açık hava sahnesini inşallah yılın 7 ayında Yeşilyurt'ta hemşehrilerimiz için hizmette devam edecek. Burada kendi tiyatro ekibimiz, Yeşilyurt tiyatro ekibi var. Bu çocuklarımız sadece Yeşilyurt için değil inşallah Malatya dışındaki hemşehrilerimiz için de oyunlar sergileyecekler. Birinci yılımızı törenle kutladık. İnşallah Beylerderesi'ne bu ay içerisinde çalışmaları, Beylerderesi Yeşilyurt Barajı çalışmaları başlıyor. Bizim viyadüğün 250 metre sol tarafında başlamak üzere ana gövde olacak orada. Ana gövde başlamak üzere demiryolu köprümüze kadar bir baraj olacak. Biz de buranın çevresini, rekreasyon çalışmalarını yapacağız. Bu çerçevede de o barajımıza nazır 245 dönümlük bölge parkıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil yurdumuzda kişi başına düşen yeşil alan sayısı 3 metrekare. İnşallah hedefimiz 5 metrekare. Trafolar şehrimiz açısından gerçekten bir görüntü kirliliği oluşturmaktaydı. Bu görüntü kirliliğini de şu ekranda gördüğünüz gibi de Malatya konaklarına dönüştürerek ayrı bir şirinlik, ayrı bir güzellik haline dönüştürdük. Yetim ve öksüz çocuklarımızı ziyaret ettik ve doğrusu bu projemizi çok fazla konuşmak istemedik, istemiyoruz da. Yetim ve öksüz çocuklarımızı ziyaret ettik, onların önüne bir kağıt verdik. İsim, soy isim, kaçıncı sınıfta okuyorlar vesaire bilgilerden sonra önünde 3 tane keşke bıraktık. O çocuklarımız bu 3 keşkelerini yazdılar. Ve Yeşilyurt Belediyesi olarak da o çocuklarımızın masum keşkelerini, çünkü ben o keşkeleri okuduğunda gerçekten gözlerim yaşardı. Çünkü çok samimi, saf ve temiz keşkelerini gördüm. 5 ile 13 yaşındaki çocuklarımıza sorduğumuz, çünkü annesiyle babasıyla konuşup kendisini ilgilendirmeyen keşkeleri de yazabilirlerdi. Ama benim büyük bir ayıcığım olsun, kırmızı bir ayakkabım olsun, bir fotoğraf makinem olsun gibi çok masum bisiklet, iPad gibi istekler vardı. Bütün bu çocuklarımızın keşkelerini gerçekleştirdik ve gerek başkan yardımcısı, genel müdür arkadaşlarım ve müdür arkadaşlarımla birlikte ziyaretlere giderek, bu çocuklarımızı ziyaret ederek, alınlarından öperek çocuklarımızın keşkelerini gerçekleştirdik. Hafta içi her gün 1000 kişiye devlet hastanesi önünde sıcak çorba ikramımız var. Evet, devlet hastanesine yapabileceğimiz, aslında yapacağımız en iyi ikram hasta ve hasta yakınları için olan ikramdır. Bu çerçevede de devlet hastanesi önünde günlük 1000 hemşehrimize sıcak çorba ikramımız oluyor. Zannediyorum program vakti doldu. Programımız, evet, 2015 yılında TSE kalite yönetim belgesini aldık. İkinci yarıda çok kısa değineyim, ondan sonra bir ara vermemiz gerekiyor. Televizyoncular olarak orada karşıda hepiniz işaret ediyorsunuz. Ben, siz mi sunum yapacaksınız, burada nasıl kapatacağız? Ben mi kapatayım? Evet. Sayın Başkan, eğer çok kısa sürecekse devam edin, yoksa reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Ara verelim, belki bir 10 dakika. Evet. Çok kısa. 7 televizyondan ortak yayınlanıyor.
içine bakıyorlar. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet.